vücutlarının altındaki sıkı tüyler ve derinin altındaki kalın yağ tabakaları onları bir sıcak tutuyor var ya mayışırsın ha Hücreleri de ortama adapte olmuş ve onları soğuktan donmamasını sağlayan bir işlev kazanmış kardeş. Gerekli durumlarda kan damarlardan geriye giderek tüylerini dikleştirir ve vücut ısıları kontrol edilir. Tabi bunu hayvan kontrol edemiyor kardeş. Vücutlara otomatik tepki veriyor. Güneydekilerin vücut ısısı 40 derecedir ve eksi 40 derecelik Antarktika soğuğuna vücutlarındaki bu tüyler, yağ tabakaları ve aldıkları besinlerle enerjisini kontrol ederek dayanırlar. Yoksa eksi 40 derecede bırak bu hayvanı Ağzındaki tükmük ağzındayken donar. Aslında perde ayaklı deniz kuşu diye geçer kardeş. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos adaları kıyılarında yaşarlar. 30 santim ile 105 santim arasında değişen boyuyla 18 tane türü vardır. Soğuk bölgelerde yaşayanların boyları bildiğimiz standart penguen boyundayken sıcak bölgelerde yaşayan mesela Galapagos pengueni ekvator yakınlarında yaşar. Boyu biraz daha kısadır. Hele imparator penguen diye bir tür var. Kardeş Hayvan 45 kilo. Onun dışındakileri genelde bildiğimiz tipte zaten. Genelde mürekkep balıkları ve kabuklu deniz canlılarıyla beslenirler. Denizlerde saatte 10 deniz mili yani yaklaşık 18,5 kilometre hızla yüzerler ve kafalara atarsa bunu iki katına bile çıkarırlar. Yeter ki canı istesin. Bazıları kuluçka dönemlerinde 4 aya yakın aç kalabilirler. Kuluçkaya her iki penguen de yatar ve o sürede hiçbir şey yemedikleri için haliyle kilo kaybeder. Bu dönemlerde yüzbinlerce bireye özgü olan kuluçka kolonileri meydana getirilir. İmparator penguen ve kral penguen atlarından da anlayacağınız gibi yuva muva yapmaz kardeş. Yumurtalarını ayakları üzerinde, karınları altında, gerçek bir kuluçka derisinin altında soğuktan korurlar. Yuva yapan dişi penguenlerin eşleri dişilerine çakıl taşı hediye eder kur yaparlar. Dişi de bu hediyeyi hanesi için kullanır ve kallar eridikçe bu taşlarla yuvanın seviyesini yükseltir. Penguenler tek eşlidir. Yavrular da bu ebeveynleri tarafından birlikte bakılır, ısıtılır. Aslına bakarsanız çok tatlı, sevimli ve bir o kadar da sıcak kalın olan penguenlerin tek hatası insanlara dost saymalarıdır. İnsanlardan kaçmayan penguenleri fark eden bir takım kanı bozuklar bu kardeşlerimizi öldürür ve hem etinden hem de derisinden faydalanırlar. Bazı kanunlarla nesilleri korunmaya çalışılsa da neticede minareyi çalan kılıfını hazırlıyor kardeş. Baxsan anası da paytaq paytaq yürüyorlar. Şu tiplərə qeyilərməla.